Merhaba canlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? Dün yoktuk, bugün varız. Dünlerdeydik. Video atamadık. Evet. Elmas bacıma yemeğe gidiyoruz. Bugün videomuzu gönderelim dedik. Yani dünden açılışımızı yapıyoruz aslında ama videomuzun devamı gelmediği için bugün paylaşmak zorunda kalıyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz babamdan annemi alacağız. Onlar da elmasın oraya davetliler. Onları da alıp beraber inşallah elmasın orada iftar yemeği yapacağız. Şimdiden Allah kabul etsin. Bu ara bol bol iftar yemekleri var. İnşallah en sonunda kapanışı biz yaparız. Ben alacağım. Bundan sonra Rukiye ablam da var. Hani almayacaktık deriz. Biz almayacağız. Biz daim diyorum. Yok alırız. Babam da bekliyor. Evet güzellerim, videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Rukiye ablam taze peyniri sevdiği için ona peynir mayalıyorum, şöyle görüyorsunuz. Alim sütü sağdı. Biraz sonra oyumuzu kullanmak için okula gideceğiz. Ama ondan öncesinde şu peynirimi atayım dedim. Oradan gelince de kaynatırım, o zamana tutar. Sonrasında da soğuyunca süzeceğiz hep beraber. İneğimiz sağladı. Onun ılık sütüyle azıcık da ocağın altını açtım. Şimdi mayamızı da attık. Ağzını kapatacağım. O şekilde ılık, yani mayalıyorum. Süt ılık olacak. Evet canlar, şöyle görüyorsunuz. Peynirimiz olmuş. Yüzüne şu yeşil su geldiği zaman olmuş demekte. Siz çok görmüyorsunuz şimdi beyaz ama. Şurayı göstermiştik. Aynen. Şurayı değil mi? Şurayı da göstermiştik. İşte aynen. Şöyle şimdi doğra bacı peyniri sen. Şöyle. Evet. Ablama özel peynirim bu. Niye doğruyum? Her tarafı eşit kaynasın diye. Şimdi kaynatacağız artık. Biz peyniri bu şekilde mayalıyoruz. Daha önceki vloglarımda göstermiştim. Bir sürü yeni takipçimiz geldi canlar. Onlar da hepsi hoş geldiler. Sefalar getirdiler kanalımıza. Köy hayatıyla karşınızdayız. Bacınız bazen böyle şeyleri yapıyor. Özledim. Ama bunun devamı gelmez. Çünkü kendimize de alsak çok iyi olur da. Bu tencereleri kaldırması mesele. Şöyle altını açtık. Valla bunun altı da iyi şey değil ama neyse. Bakalım artık. Yine oturmamış. Ayaz sen ne yapıyorsun? Limonata gidiyorum. Ayaz çok öksürüyor. Bir. Sen say. İki, üç. Limonlu tuz içiyor canım. Hadi iç oğlum, işimiz var. Ayaz mı batırmadın değil mi? Ha, o batkın çıptı geldi herhalde. Çıptın mı? Suray çıktın mı Ayaz? Yumurta yedi Ayaz. 3 tane. Tavuklarımızın organik yumurtasını. 1, 2, 3. Şifa olsun Ayaz. Dibinde tuz var görüyorsunuz. Birazcık tuz atıyoruz. Bir tane limon sıkıyoruz. O şekilde. Şöyle. Yakar annem. İyi olacaksın. Evet canlar, biz hazırlandık. Şimdi iftarlığımızı da hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kaynadı. Bunu soğuması için buraya alıyorum. Gelince süzeceğim, soğuk suya koyacağım. Sonra soğuk suda biraz bekleyecek, ekşisi çıksın. Sonra bastıracağız. Şunu da ıslan bakayım. Evet. Başka ağaçlar çıkar burada değil mi? Başka. Hemen şöyle. Valla bugün döner aldık arkadaşlar. Döneri şimdi baharatlayacağız. İçine soğan da yapacaktık ekmeğimizin içine. Çok yüksek bir şey ıslan bacım. Şöyle biraz indireyim. Evet. Evet. Erman bacım ekmekleri kestim. İçine soğan doğrayacağım. Şimdi işte şeye gideceğiz ya. Çarşının içine gideceğiz. Hani öpüşürken şey derken ağzımız kokmasın diye soğanı iptal ettik. Ben bunu baharatlayacağım. Açtın sen bunu, altını tabii. Açmışsın. Ben içine... domates salatalık doğrayayım mı? He, domates salatalık getireyim. Sen ekmekleri bir dil. Yarım 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 yapacağım. İçeceklerimiz var burada. Ayaz'ı tarım edeceğiz. Ayaz, içeceklerimi tutmadan mı? Valla biz değişikliği seviyoruz canlar. Şuraya şuraya. Şurayı da ta, buraya yapılma zaten boğulur olsunuz. Yok yok öyle değil, şu tarım eşiğisi var. Tamam oldu. Devam edeceğiz. Şu altta biber varmış. Acı marul da koyalım mı birer tane? Biber de acı. He, iyi olur. Marul güzel olur. Aynen. Marul yıkayayım mı? Şunu ben yıkarım, dur. Üçünden şöyle. Buna yağ döktün mü bacı? Dökmedim bacım. Biraz döktüm ya. Buna giriştim ben. Hemen şuradan bir peynir alalım. Şöyle. Bu
toz biberden mi katacağım ben? Evet. Onlardan bacım. Ya da ben de karıldım. Şöyle bir tane yapayım içlerine. Çiğ dersin. Azar azar kursun. 4-5 tane marul yıkayayım ben. Annem de diyor muyum ben de sizinle geleceğim diye. Gelebilir mi abla? Annem de aynı bizim kafadan vallahi. İyi ki de bizim annemiz olmuş. Aynen. Hiç anne gibi değil bize. Arkadaş gibi, bacı gibi, kardeş gibi, anne gibi. Hepsi. Çok güzel aslında ama hani bir de böyle anne sevdi olur, dobra olur, hiçbir şey söyletmez etmez ya hani. Annem çok yumuşak kalpli. Onun için iyi ki de bizim anacığımız olmuş. Herkesin annesi kendine göre iyi. Hiçbir şeyimizi saklama. İşimiz konusunda da disiplinlidir vallahi. Hep bize şimdiye kadar kendinize laf söyletmeyin, işinizi gücünüzü iyi iyi yapın, kendinize laf getirmeyin diye hep o şekilde öğüt vermiştir. Ondan anneciğimin o lafları hiç kulağımdan çıkmaz. Hacı, şu şöyle koydum. Bakalım onları güzelce. Şimdi biberden koyacağız, bunlar acı değil mi? Bunları yıkayın. Yani acı olsun bacı, doğrayalım. Doğrayalım. Marulları da ikiye bölelim. Bakın marulları da öyle büyük yapmayalım. Önceki domatesini seralım. Şu ekmeklerden 8 kişilik şey çıktı yarım yarım yerler diye. Kendimiz ısık zaten. Biz 6 kişiyiz, ablamla 7 kişiyiz. Ama Nail falan orada yer var canım. Biz yeriz ya. Nail bugün sandık başında söyledim miydim bilmiyorum. Görevli olarak orada. Ben gittim oyun atarken kağıtları bana verdi. Heyecanlandı diyor. Sakin sakin aç sık diyor bana. Ben de öyle yaptım canlar. Şimdi acı onlar... acı mı? İyi at. Oyun bitiminde hani herkes oyunu kullandığı zaman gideceklermiş. Nereye imza atacağız demişti bacı. Bilmiyorum ki. Askeri tutacağım. Jandarmalar mı diğer imza atıp geleceğiz dedi. Bitti diye öyle mi? Yani görevimizi teslim ediyoruz gibi daha sayım yaptıktan sonra daha. Diyor belki siz duyacaksınız şey yapacaksınız biz size sonradan geleceğiz yanında diyor. Ben bunun baharatını attım arkadaşlar güzelce. Her tarafına şöyle altını karıştırayım. Bugün de böyle olsun dedik ya. Hep yani evde yemeğiyle de olmaz. Zaten kaç gündür eşe dosta gidiyoruz 3 gündür. Bugünümüz de böyle geçecek. Gitmeye gidiyor gibi oldu. Aynen yani. Gitmeye gidiyoruz gibi. Valla orada bir o yere gidip hani orada kütük gibi de yapabiliriz eğer hani daha geç süreyse. Kapatıyorum ben bunu. Yeter bu. Oldu mu bari? Oldu. Marullar da şiit. Ben şundan geri kaldırayım. Onları yıkar değil mi? Acı biber az değil mi? Az değil bacım. Bir de acı çıkarsa çok acı değil de anne. Valla. 4-5 tane de yıkar. Ben acı çıkarsa değil. Benim adım Ayaz Bayalım. Peki bacı seviyorum bacım. Ayaz Bayalım. Bacım sever, Ayaz'ım sever, sen sever, Zahoş sever, ben severim. Ayaz'ın da bizimle gidecekmiş de. Okulunu veriyormuş. Anne benim günah varım. Bu kadar. Bir dedim şeyiye. Akarak yemeğe. Marun benim. Hadi Ayaz'ım dur. Şuna müsaade duyuyorum. Anneciğim bunlar siz boğazından nasıl geçecek? Ayaz içecekleri unutturma bak tamam mı teyze? Tamam. Orada o zaman boğazından... Bırak bırak o oldu Ayaz'cığım dökersin anneciğim. Yaptım ben onu yaptım. Ayaz'cığım ne istedi biliyor musun? Ne? Şurada turşu duruyor ya ezme turşusu. He. Geçen onu çıkardım arkadaşlar sulu yemeğim var yanında bir yedim bir yedim. Ben biraz zayıflamış gibi hissediyorum 1-2 kilo gibi ama öyle çok değil. Olmuş. Ya da elbise şeyden bu kazaktan dolayı insan bazen kendini zayıf görürmüş ya. Acı sudan sizlik bahar. Valla ben oruçta bıraktım canım. Çok mu? Biraz çok. Birazcık toz biber attı teyze bir şey yapmadım fazla. Şu biber tuzu nasıl değil mi tuzu? Karabiber fazla biraz. Karabiberi çakmadım ben. Şeyim. Bu biber normal. Millet hep diyor okulun bahçesinde. Valla. Bir de canlar Ayaz'ın mı hani böyle hareketli olduğu için şımarık gibi görmeyin. Gençler biz çok üzdüğü yok değil mi bacı? Yani çocuk çocuk onu kendi halinde arkadaşlar ol. He. Zaten bir yaramazlık yaptın da sizden önce ben şey diyorum. Hayır öyle
Olmaz böyle işte mesela böyle şımarık böyle şey yapıyorum. O çocuk yani illa ki çocuk çocukluğunu yaşamalı her zaman. Haşam böyle yapacağım öyle kazandım. Nasıl yapacaksın anne? Şöyle bak da yap teyzen. Haşam böyle yapacağım. Kazanırsak böyle yapacağım şu arkadaşlar. Valla kendine özgüveni olan bir çocuk olsun. Tabii ki şımarık çocuk, saygısız çocuk nasıl olur? Ağzından kötü kelime çıkar. Ne bileyim vurur. Şımarık çocuk hani hareketli çocuğa şımarık çocuk denilmez bence yani hareket ediyor diye. Acaba ne yapıyor ki? Sen videoda konuşurken o da konuşuyor. Ona o yüzden mi şımarık diyorlar ki? Geçen gün ben konuşuyorum. Annesine gördüm. Eşlik ediyor arkadaşlar. Hani bir çocuk da olsa mesela Rahime bana eşlik ederken ben bir sürü şey konuşacak şey buluyorum mesela. Ayaz annesinin yanında konuşunca diğer bana o kadar şey olur ki yani. Ben de onu bir yerde konuşma şeysi buluyor yani. O benim insan. Burada desteğim canlar. Evet, en büyük desteğim. Herkes biliyor aslında çoğu kişi. Tabii ki. Böyle çok nadirdir. O gün hatta iki kişi arada diye yazmış. Birini görünce hemen öteki de. Ama Ayaz'ı bir sürü savunan seveni de olmuş. Yani bilmiyorum. Bakın böyle seviyor o size bir şeyleri göstermek. Çünkü bu da buranın bir parçası ya hani benim bir parçam olduğu için kendini ona layık görüyor herhalde sizlerle sohbet etmeye yani. Ne istemiyorum. Sadece bu bir de şey. Tamam. Ne istemiyormuş? Hiç öyle bir şey istemiyor mu? Ben de şöyle şeyimi atayım da. Açacağız. Hayat takipçilerimizi seviyor mu? Ha çok seviyorum. Ben iki tane veririm anne. İki tane. İyi anne. Biberlerini, domateslerini şöyle doğradım şimdi. Ekmek aramıza başlayabiliriz artık. Birer ikişer tane şöyle domateslerimizi koyarız. Ayalım keyfinde görüyorsunuz. Uçuyor. Neyse bu sevinçle yoğunum. Seçimi kazanacağım mı sevinçle? Ha şu ekmekleri çiğnedin o zaman öyle mi? Yok ha yetmez mi yetmedir abi? Bilmiyorum annen de gelirse. Giriyor oraya. Biz gidecek miyim? Sizde de babam oradadır zaten. Değil mi işte o yüzden yiyor. Sen de geldi. Ama babam nasıl ulaşacağız ki karayla? Efendim? Onlar girerler birazdan Ali kapatmadık açmadık. Tavuklar tıkınca da birazdan. Ben bu üstüne nasıl yerlemedim? Ben şunu giydim ya. Her yansı ödemedim. Çıkar. Anne. Anneciğim şimdi konu bir kapat göstereceğiz biz oğlum sonra. Oğlum bahçesinde yeşille oturup tamam. Yapar. Şöyle marulumuzu, biberimizi, domatesimizi, ekmeklerimizi ve bak şimdi kafama gelmiyor. Dönerimizi geldi. Hazırladık canlar. Şimdi hep beraber el birliğiyle ekmek arası yapıvereceğiz. Soğan da güzel olurdu ha aslında. Arkadaşlar annemi de babamı da aradım. Bakın şöyle şöyle yiyeyim mi? Ha iyi. Getir. İçine bunları da koyacaksın ya. Annemi de babamı aradım. Onlar da biz de gelelim İlkay'ım dedi. Gelir misiniz diye aradım zaten. Onlar da menemenle yapacakmışmış karı koca. Ahırdan yeni çıkacaklarmış da. O zaman biz de gelelim. İçeceğimizi ne alalım dedi. Ben de gelin anne hep beraber orada yeriz dedim. Onlar da geliyorlar. Ekmeği biraz çoğalttık. Zaten şey dönerimiz bayağı var. Yetiştiririz. Hepsine şöyle. Kaç taneydi? 11, 12 miydi? 8'di. 9, 10. 10'du. 11 herhalde. İyi değil mi böyle? İyi güzel hocam. Tamam. Aman ne sattın hazır böyle. Ben ilk defa yapıyorum bu arada bunu. Ben de ilk defa yapıyorum. Hani annem falan yapıyorlardı elmas bacım falan ama biz ilk defa böyle yaptık bugün canlar yani arada bir değişiklik iyidir. Çok sağlıklı ya. Veya sağlıksız olsa da olmasa da. Amaç birlik beraberliğine gidecek ya. Yani. O yüzden hani hep beraber yiyeceğiz diye güzel gider. Baş tuz atalım mı birazcık? Ben çiğsine attım tuz. Değil mi? Bence yeterli gibi ama yine de şöyle az bir şey ekerse çok tuzlu olursa bu sefer de. Çiğsini attım ayaz vakti ya da adına. Oğlum tuzu koyalım atmak isteyen olsun. Aynen aynen. He, içine atarlar bacım. Gibi. Yeşil soğan da götüreceğiz. Valla yemek isteyen olursa orada yesin ne yapalım. Akşam elmas bacımın orada Hatice teyzenin oradan yeşil soğan sökmüşler arkadaşlar. Özlem şeyinin. Ablayla bacıyla. O da bir güzel gitti şeyin yanında. Hepimiz de aldık geldik şöyle vallahi. Ekmeğimizde. Önce şunu koy bacım. Saat mi? Ha.
soruyormuş? Ali soruyormuş. Bacı şey döner artar mı ki? Hani ağzını kapatıyorsun ya. Kapatma istersen üstüne de koyabilir artarsa. Tamam bir sürü bacım anneciğim. Ne mi? Aha, artmaz. Aslında da 2, 4, 6 tane. Her tarafına koyuyorum da o yüzden. Tamam. Hepsine aynı koyuyorum. Ali gelmiş mi? Ali ahırda ya. Ses geliyor mu? Geldi ya. Ne zaman sağmış? Ali de bir heyecanlı canlar. Şimdi şöyle. Şu anki bizim kullandığımız oy verdiğimiz kişiler ben hani hanımına olsun tanıdık beraber mi? Ekmek yaptık ya. Evet. Orada da sohbet etmiştik hatta belediye başkanı adayımızın hanımı diye videomda var. Sonra oğlu geçen dineğimizi almaya gelmişti. Çok iyi insanlar hani bir değişiklik olsun istiyoruz. Destekliyoruz canı gönülden. Onların heyecanı bizim de heyecanımız oldu. İnşallah Rabbim emeklerini zayi etmez. İnşallah. Bir de başkası hani çıksın ki belki başka şeyler yapar. Yani köyümüz için diye biliyoruz. Al bacım. Gerçekten köyümüzün hiçbir şeysi yok arkadaşlar. Köyümüz için yani bizim de sevincimiz köyümüz için. Evet. Ben burada değilim gerçi. Ben yaşamıyorum ama olsun yine geliyoruz. Biz de araba sürüyoruz. Yollarımız berbat. Ne bir alışveriş yerimiz var, ne bir miyimiz var, ne bir şokumuz var, hiçbir şeyimiz yok yani. Her gün bir aradalardı, destek verdiler hani dernekte. Şimdi bugün de yine destek olma zamanı gerekti. Normalde hanımlar gitmiyordu. Ama bugün eşler falan da oradalar. Biz de hep beraber orada ya üzüntümüzü ya sevincimizi paylaşacağız onlarla beraber. İnşallah ümitliyiz. En son bu ümidi sizlerle paylaşırım hani kazanıp kazanmadığımızı. Bir de kazanamazsak. Videomuzu o şekilde göndereceğim bugün sizlere. Üzülürüz yani yapacak bir şey yok. Evet. Canları sağ olsun. Aynen. Sonuçta hani başkanlıkla gelinmiyor buralara ama işte dediğimiz gibi bir sevinç oluyor. Biz bile onların sevincini yaşıyoruz. Hani bizlik bir şey yok. Yetiştirdim hepsini. Bir tane bunu aldı. Rahime. Bu mu kaldı bacı tek bir? He. O zaman tamam. Rahoş. Bir tane daha marul getirsene teyze bir üç tane daha ortasından böyle. Ben aynen Ali. Orada marul getir diyor annem sana teyze. Alta koyduydum herhalde. 3-4 yaprak daha yıka. Şeyi çoğalttık ya. İyi biliyorsun biliyor musun? Marul güzel olur. Bir kuru soğanımız yok. O da işte dediğimiz gibi yapmadık yani. Bilerek yapmadık. Kimi şanslıysa Sonya. Buna az bir şey. Çok gider gibi oldu sanki. Öyle mi oldu? Hmm. Artık kimse kimsenin şansını yerine bitime denk gelirse. Alacak. Bitmiş. Ha. Sana sordum ya ben de o yüzden çok koydum. Yok ben onu oraya koydum demek ki olsun al biraz. Zaten çok olmuş. Evet sana tamam çok oldu diyordum ben de. Aynen. Kız ayıkladım. Tamam Rahmi o doğru anca teyzesi. Tamam. Tamam bacım konuşacak ya. O bitsin öldü orayı. Dur bacı getirme. Şu ondan alırım bacım tamam. Zaten ona tat verir. Yeter. Yani, yağlı ya. Hı-hı. Güzel oldu. Yeter. Ben şunları elimde yıkayayım. Boş ver bacı koy oraya. Onu mu yıkayalım? Aynen. Marul mu doğrayayım? Küçük evet. Küçük. Tahta nerede? Ha, tahta burada. Hı. Bunu ne yapalım? Şey. Şuraya bırakın mı? Bırakın yanına. Hemen doğrayıp getireyim sana. Dur bacım. Bismillah. Annem de böyle değişikliği sever ya. Döner de sever. O yüzden aklıma o geldi. Canım anlatacağım. İçimizden de hiç. O ne yiyse bizi düşünür. Biz ne yiysek onu düşünürüz arkadaşlar. Evet. Şöyle dinleyeceğimse bir poşete daha koyalım. Bir koyalım bacım. Hazırladık. Şuna da koyalım da. Yarın da fizyoterapiye gideceğiz. Kayınvalidemin ameliyatı var. Onun yanına gideceğiz. Derken yine evde yokuz. Vallahi evi bardak mı çıkardık canım. Yapacak bir şey yok. Yeter mi bacı? Rahim'i az yıkamış sanki. Yeter yeter. Tamam. 2, 4, 6, 7 tane kalmış zaten.
akşam geldik mi şunları şöyle yıkarız arkadaşlar. Ben şurada dökülenleri bir alayım. Ben sipsiler sorulmayı yaptıktan sonra sileriz. Ben bitirmiş isimlerden gireceğim. Böyle şey olsa yapması keyifli olacak ha. Dönerdik yalnız olsa. Aynen şimdi. Bir de beğenildi miydi tamam. Biber de inşallah acıdır. Çok acıysa? Yok canım o kadar çok acı değil. Kısar oldu. Domates de mi az? Doğruymuş bir taneydi. Doğru doğru bacım. Güzel olsun. Domates de şey yıkandı veriyor ya. Yıkamıştım da. Kaldı bunu diye şey yapmamıştım. Oraya koydum. Ağızlar dökülmüyor değil mi öyle? Yok hadi dökülmüyor. Şu poşet fazla. Son 5 tane. Şimdi ben böyle yapayım. Orada görüşelim canlar. Ben de sana konuşu yapmıyorum. Ben de az bir şey video çektim canlarım. Derman bacımın atana kadar benim videomu izlersiniz. Evet. Ondan sonra Derman bacımınkine geçersiniz. O zaman akşam görüşürüz inşallah. Kötü bir şey olmazsa. Değil mi? Evet inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ta 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 tam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldin. Bir saattir bekledim bunları balkonda. Uygun geldi. Yapacaktım vallahi girmesine. Aradım. Buna da yürüyüş olsun. Biraz yürü gel abla dediler. İyi vakit geçti. Koparak geldim. Ağaçlıklar ölüyordum. Bacım bana havlulamış. Karnımı dokunacağım biraz sonra. Hazırlarımı saldır. Bakar mısın ne kadar güzel gözüküyor. Vallahi bugün benim bacılarımla zaman geçirdim diye. Hatça gel bizi yemeğe davet etti. Ama evet. Hamza dedi ki sen git de benim bacılarımla zaman geçirin biraz dedim. Zaten 3-4 gün önce geldim dedi. Ablamla benziyor muyuz canlar? Ablam birazcık daha benden esmer gibi. Esmer ama... miyim? Sanki öyle gibi geldi. Değil mi? Beyaz mısın abla? Bilmiyorum ki ben tam olarak renk mi bilmiyorum. Ya da sen de beyazsın bana. İşte. Bir tane hangimiz beyaz? Sen beyazsın. Ama ablam beyaz. Ya esmer diyor da. En yandım. Ben kamerada öyle gözüküyordu. Sen de bacı orada kim beyaz gözüküyor? Biz üç bacı bir arada. Orada Derman beyaz. İşte onun için dedim. İkiniz ya yine şöyle şey olduğunda. En esmerleri benim arkadaşlar. Ben zaten şey karayım. Ama sen doğuştan kumralaşıyorum. Evet. Nasıl bayım ya bacılarla. Bunlar beyaz ben karayım arkadaşlar. Ben farklıyım. Elmas bacım da demircil olduğu için o da orada bacı su puan da alıyor. En beyazımız da elmas bacım. Evet elmas çok beyaz. Gün su anda aldık. Akşam ben nasıl yiyeyim? Gece su anlarımız gittik. Hazır arkadaşlar. Aa, gidiyoruz. Kuzumuzu da aldık. Hadi gidiyoruz. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Ablamın sözü biraz kısa oldu ama canım ben ne diyordum? Ne diyordum? Açlıktan ölüyorum diyordum. Ama çok acıktım. Ağzına da koyun hemen yiyesim geldi. Üstüme bir ceket giyeyim. Hani dedim yaptım senin istediğini. Ben sana orada yine yaptırırım Ayaz. Ayaz da sade istiyor. Unutmuşuz sade. Evet canlar galibiyet bizim. İnanılmaz heyecanla bekledik biz burada. Ailecek hep bir aile olduk. Hep bir gönül olduk. Dilimiz damağımız kurudu inanın niyetli bir şekilde çok dua ettik. Çok az bir oy farkıyla kazandık. Sevinci görüyorsunuz. Getir Rahim'i bu şurada. He. Ben bilmediydim ben de size orada bakıyorum. Bahar mısınız sorun bize? Onu. Kemal'dan bir ikini benim bir hikay. Ben hikayem. Hikay. Güzel bir gezi. Çok heyecanlıyız canlar gerçekten. İnanılmaz bir heyecan. İlk defa yaşıyoruz biz İlker, böyle bir duyguyu. İlker, bin. Bizim araba orada kaldı. Babanın abi sen de yaşıyorsun. Olsun gelin çalarız. Deniz bacıma bakar mısınız? Orada sarılıyorlar. İki tane evladını küçükken kaybetti. Bu galibiyeti de yaşasın artık. Tamam. Evet. Çok şükür Rabbim buradan yüzünü güldürdü. Doğan. Merhaba.
Nasıl gitti? İyi değil mi? Her şey yolunda. Güzel. Ya bir az bir fark olduğu için şey çıkartmaya çalışıyorlar ama inşallah. 15'te mi? 10'da mı ne kazanmış? Çok şükür dedim ama Fatih Mahallesi çıkarı boyu dedim. Fatih Mahallesi çıkarttı canlar. Bizimkiler de buradalar. Şöyle. Yarimden ayrılacağım, eşimden ayrılacağım.